Evet, şimdi adaylık konusunda şöyle söylüyorum. Şu anda adaylıkların söylenmesi, belirlenmesi noktasında gelmedik daha. Bu dönem içerisinde Çanakkale'nin tüm altyapı sorunlarını çözdük. İki tane atık su arıtma tesisini yaptık. Bir tane çöp deponu alanımızı yaptık Avrupa Birliği projesiyle. Geri dönüşüm tesisiyle beraber. İçme suyu arıtma tesisimizi yeniledik. Şu anda çeşmelerimizden içilebilir su akıyor. Ciddi oranda park alanı oluşturduk. Halkın hizmetine sunduk. Sahillerimizi, kordonlarımızı yaptık. Plajlarımızı yaptık. Şu an itibariyle Çanakkale'de belki içinde 3 tane yerde denize girebilir. 2 tane de mücavir sahada plajımız var. Park alanlarımızı dediğim gibi çoğalttık, yeniledik. Altyapısını bu arada iyileştirdik. Bütün içme suyu, efendim kanalizasyon, efendim yağmur suyu kanallarımızın çok büyük çoğunluğunu tamamladık. Hem burada hem mücavir alanda. Kentimizi işte kültürel anlamda, sosyal anlamda da geliştirme noktasındayız. En sonunda şu anda içinde bulunduğumuz belediye hizmet binamızı yaptık. Belediye hizmet binamız yeşil bina tabir edilen tarzda. Tüm birimler içine geldi. Gün ışığından en üst seviyede faydalanan, yukarıda güneş enerji sistemi olan, yağmur sularının aşağıda toplandığı ve yeniden kullanıldığı sistemlerin olduğu ve malzemelerin hepsinin çevreye duyarlı malzemeler olduğu olan bir bina yaptık. Bu da önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer yeniden bu göreve talip olacak olursam, ekonomik krizden dolayı yapamadıklarımız, binalarımız var. İşte bizim sosyal tesislerimiz var kordonda, onun yenilenmesi söz konusuydu. Belediye iş merkezi dediğimiz alan var, orada bir... Bunların hepsinin projeleri hazır. Yapımı bekliyor aslına bakarsanız. Sosyal konutlarımız var bizim, onlar... Maalesef depreme dayanıksız yapılar, onların bir kentsel dönüşüm sürecinin başlaması lazım. Ama bazı yerler oldu, bazı işte gecikmeler oldu. Onları bir an önce yapabilir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu tür üst yapı yatırımlarını yapmak durumundayız. Bunlarla ilgili projelerimiz olabilir. Ve kenti tabii turizm ve eğitim kenti olarak, üniversite kenti olarak hazırlamak üzere her türlü çabayı göstereceğiz. Hedefimiz bunlar. Şimdilik bunları size paylaşabilirim. Katkıları gözüküyor. Bayağı yoğun bir insan gelişi görüyoruz Çanakkale'ye. Bunların bir kısmı gelip kalıp burada zamanını geçirenler, bir kısmı geçerken uğrayanlar. Çünkü yol yakınlaştı. İnsanların zamanı var yani bir kenti gezmek için zamanları var. Burada işte duyulan şeyler var. İşte Aynalı Çarşımız var, Çimenlik Kalemiz var gibi burada görülmesi gereken yerlerimiz var. Aynı zamanda Turaya Müzemiz çok meşhur. İnsanlar onu da görmek için geliyorlar. Tabii buradan geçerken Çanakkale'de faydası oluyor. Dolayısıyla bunun duyurusunu yapmak, bunun şeyini yapmak, reklamını yapmak için biz de çaba gösteriyoruz. Üniversiteyle işbirliği yapma noktasındayız. Onun için o çabaları gösteriyoruz. Bu şekilde dışarıdan gelen şeylerin de, misafirlerin de çoğalması ve burada kalış sürelerine uzatılması için neler yapabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz.